Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Kur'an-ı Kerim ve konumuz Kur'an-ı Kerim okumaya giriş. Kur'an-ı Kerim okumaya girişte öğreneceğimiz harfler, harfe verilen sesler yani harekeler, harekelerin birbiriyle uyumu ve devamında harflerin birleştirilerek yazılışı arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle Kur'an-ı Kerim okumaya giriş dersini işleyeceğiz. İlk önce bir hadisi şerifle konumuzu taçlandıralım. Hadis-i şerifte şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz. Efendimiz, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir diyor. Evet, hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'in sözleri demektir ve Peygamber Efendimiz de sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir diyor. Ayet-i kerimede ise Hazreti Mevla şu şekilde buyuruyor arkadaşlar. Ey Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tertil etmekle, yani ağır ağır okumakla, mahrecini ve sıfatlarını güzelce söylemek, telaffuz etmekle ve hissederek, anlayarak oku. Ayet-i Kerime de Hazreti Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de söylemiş olduğu mübarek sözlerdir arkadaşlar. Müzzemmil suresinde geçen ayette, ey Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i tertil ile yani yavaş yavaş hissederek, anlayarak, mahreçlerine, çıkış yerlerine, harflerin çıkış yerlerine uygun olarak oku diye ayeti kerime ile de sabit olmak üzere Kur'an-ı Kerim okumaya giriş dersimizde harflerin çıkış yerlerini alacağız arkadaşlar. Evet, harflerden ilk önce Kur'an-ı Kerim'in bazı özelliklerini yazalım. Kur'an-ı Kerim hakkında bilmemiz gereken bazı özellikler var arkadaşlar. Onları ben tahtaya yazıyorum, takip edelim. Evet arkadaşlar, birinci kuralımız Kur'an-ı Kerim'i özelliklerden bir tanesi, Kur'an Hazreti Muhammed'e evet, Allah tarafından gönderilmiş olan bir kitaptır. Nasıl bir kitaptır? İlahi bir kitaptır arkadaşlar. Allah tarafından gönderildiği için Peygamber Efendimiz'e gönderilen ilahi bir kitaptır diyoruz arkadaşlar. İkinci maddemize geçelim. Bu Kur'an ile ilgili olan maddeler arkadaşlar. İkinci maddemiz bütün insanlara ve çağlara gönderilmiştir. Evet, önemli bir madde. Bütün insanlara, yani belli bir kavme değil. Şu kavme gönderdim, yani İsrailoğullarına gönderdim ya da sadece Araplara gönderdim diye bir mevzu orada bahis olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün insanlara ve bütün çağlara, yani zamanlara gönderilmiştir. Bütün insanlara ve bütün çağlara gönderilmiştir arkadaşlar. Bu çağlar ne demek? Zaman. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar gönderilmiştir diyoruz. Üçüncü maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Birinci maddemiz neydi? Kur'an, Hazreti Muhammed'e Allah tarafından gönderilen ilahi bir kitaptır dedik. İkinci maddemiz bütün insanlara ve bütün çağlara, bütün zamanlara gönderilmiştir arkadaşlar. Şimdi üçüncü maddemize geçiyoruz. Emir ve yasaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün emir ve yasaklar, evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün emir ve yasaklar kıyamete kadar geçerlidir. Kıyamete kadar geçerlidir. Bunların hepsini içimizden tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün emir ve yasaklar. Ne demek bunlar? Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan, bize emredilen hususlar. İşte namaz kılmak, zekat vermek, üzerimize farz olan bütün ibadetler. Ve bunun yanı sıra ahlaki olan bütün özelliklere biz emir diyoruz. Yapmamızı istediği, Hazreti Allah'ın yapmamızı istediği ve emrettiği şeylere biz emirler diyoruz. Yasaklar nedir arkadaşlar? Anlaşılacağı üzere
bize Hazreti Mevla'nın yapmamamızı istediği şeyler. Mesela içki, zina gibi şeyler Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yasaklanmıştır. Ve bu yasak kıyamete kadar devam eder. Yani o çağda yasaktı ama bu çağda yasak olamaz diye bir anlayış, bir mefhum söz konusu bile olamaz arkadaşlar. Kıyamete kadar geçerli olan hükümleri barındırır Kur'an-ı Kerim. Çok önemli bir maddeydi bu. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü maddemizde arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim 610 yılında, evet, Ramazan ayının Kadir gecesinde, bunu kırmızıyla yazalım, Ramazan ayının hangi gecesi? Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış, inzal edilmeye başlamıştır arkadaşlar. Ve yaklaşık 23 yılda, bunu da yazalım, yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır. Nasıl arkadaşlar? Şimdi Kadir gecesinde indirilmeye başlanıyor ve 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde başlayan Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandığı zamandır. Ne kadar devam etmiş? Yaklaşık 23 yıl Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla vahiy gelmeye devam etmiştir arkadaşlar. Önemli husustur Kur'an-ı Kerim'in ne zaman indirilmeye başlandığı, kime indirildiği ve kim tarafından indirildiği bilinmesi zaruri olan bilgilerdendir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci maddemize geçelim. Beşinci maddemize bakıyoruz. Kur'an okumak. Bu daha çok bizi ilgilendiriyor. Kur'an okumak nedir arkadaşlar? İbadettir. Yani Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Arapça lafzına bakarak Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler anlamak nedir bizim üzerimize? Farzdır ve bir ibadet sevabı alırız arkadaşlar. Nasıl bir ibadet sevabı alıyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim maddelerden de hem tekrar edelim hem de neden olduğunu anlayalım. Birinci maddede dedik ki Kur'an Hazreti Muhammed'e Allah tarafından, oraya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla diye de ekleyebiliriz. Allah tarafından şuraya çıkıp Cebrail Aleyhisselam kısaltılmasıdır. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla göndermiş olduğu bir kitaptır. İlahi bir kitaptır arkadaşlar. Yani kutsal bir kitap, Allah tarafından gönderilen bir kitap olmakla içindeki emir ve yasaklarda uymamız gereken, kıyamete kadar geçerli olan hususlardandır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, ikinci maddede bütün insanlara ve bütün çağlara gönderilmiştir. Yine az önce de söylemiştik, şu an tekrar ediyorum. Yani o zamanda yasaktı ama şimdi bu çağa uymaz, bu çağda yasak olamaz diye ayetin hükümlerini asla ve asla geri çeviremiyoruz arkadaşlar. Yani emir farzsa ya da haramsa o farziyet veya haramiyet kıyamete kadar geçerlidir arkadaşlar. Çağa göre değişmez, insanlara göre değişmez, insanlara ve cinlere gönderilmiş bir kitaptır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz de, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamete kadar hükmü geçerli olan Kur'an-ı Kerim'i anlattığı için son peygamberdir ve bütün insanlara gönderilmiştir. Kur'an olarak, kitap olarak Kur'an-ı Kerim, peygamber olarak da son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ederiz, inanırız arkadaşlar. Bunlar da zaten İmanın şartlarındandır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak imanın şartlarıdır. Yani bunlardan bir tanesini bile inkar ederse kişi o zaman Müslüman olmuş olamaz. Yani Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle derse,
bu Kur'an-ı Kerim'in hükmü bu zamana uymadı. Ta 610 yılında gönderilen bir kitap şu zamanımıza hükmedemez diye bir tabir kullanır ve Kur'an'ı inkar ederse o kişi Müslüman olamaz arkadaşlar. Çünkü kıyamete kadar geçerli olan bir kitaptır, ilahi bir kitaptır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesi, bakın bunları bilmemiz gerekir. Ne zaman indiğini, indirilmeye başlandığı ve 23 yılda tamamlandığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk emir olan oku, Rabbinin adıyla oku, İkra suresinde bulunur ve 23 yıl